Biraz da şeyi konuşalım mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Muharrem İnce'nin o ifade ettiği bir mesele vardı. Çete meselesi var dedi. Sonrasında Muharrem İnce ve de konuşmayı bıraktı mesela. Muharrem İnce niye konuşmayı bıraktı? Yani o çete meselesi dile getirilmiş ifade ve kaldı o mesele. Yani ben ona çete meselesi falan demiyorum. Kraldan çok kralcılar olabilir. Yani işte gidip genel başkan efendim merak etmeyin. Ya işte Muharrem'in hakkında böyle bir şey çıkar. Hiç keyfinizi bozmayın. Diyebilen insanlar da çok olur. Dediler demiyorum. Diyebilen insanlar da olur. Evet. Ama bütün bunları konuşmamak için Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi o gazeteciyi mahkemeye vermesi lazım. Hemen dava açması lazım. Bir gün beklemeden partiyi kurtarmak için. İnanın ben açacaktım biliyor musunuz? Yani ben gidecektim. Bir CHP'li olarak tabii benim partimi yıpratıyor olarak, diğeri. Tabii benim partimi yıpratıyorsun kardeşim. Sen benim arkadaşlarımı nasıl çay altına sokarsın? Sen genel başkanı Muharrem İnce'yi ya da bir başka birisini, ilan kesiciyi ya da bir başka birisini nasıl çay altına sokarsın diye ben gidip dava açacaktım. Sonra düşündüm ben partinin genel sekreteriyim. Genel sekreter yardımcısıyım, bakanıyım. Bu partinin ikinci kuruluşunda 3 milletvekiline ben DSP'den geldim biliyorsunuz. Evet. CHP'den gelenler bir DSP'yi kurduk. Yani böyle bir konumda gidip yani parti sanki dışarıdan karışıyorlar, rol kapıyorlar, tartışıyorlar. Yönetimle onların da kırılmaması için. Çünkü aslan gibi benim dönemimdeki belediye başkanları kazandı. Başarılı oluyor çocuklar. Onların başarısına gölge düşürmemek için inanın o işi yapmadım. Ama tamam. Ama bunu yönetim yapacak. Yönetim tamam. Sahip Şimdi çıkacak siz partisine. Yapmanız mesela partiniz düşündünüz. Ama bu mesele o kadar çok uzun uzadıya konuşuldu ve ayyuka çıktı ki. Çok. Ama doğru. Meselenin üstünün kapatılması da bir başka sıkıntı konusu. Yani şu şöyle geldi. Kim ne dedi ki, ne tehditler aldı ya da hangi gerekçeyle bunlar susuluyor ve konuşulmuyor? Madem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Muharrem İnce'yi tasfiye etmeye çalışan bir ekip var ki ona çete diyor Muharrem İnce. Evet, doğru. Siz parti edebinizden dolayı da demiyorsunuz böyle bir şeyi. Ama sonrasında Muharrem İnce sustu. Peki hani nerede? Sonuna kadar gideceğini söylemişti üstelik. Bunun yargıya varacağı kadar fakat durdu. Yani bu kurultayda konuşacağım dedi ya, ben bunları kurultayda hepsini açıklayacağım dedi. Ama kurultaya tabii gelinceye kadar yıpranıyor. İster istemez konuşuyorsun. Biz konuşmasak bile dışarıdaki sokaktaki insanlar konuşuyor. Yani en tehlikeli şey fıtılsı gazetesidir. Burada 3 gün konuşuruz, geçer gider, bitiyor işte. Gündem o kadar çok çabuk değişiyor ki Türkiye'de. Ama sokaktaki insanlar yine bunu konuşuyor. İşte bunun önüne kesmenin tek yolu bu işin ortaya çıkmasıdır. Kim bu çeteler kardeşim dediğiniz gibi? Kim bu organize yapanlar? Kim bu işi tezgahlayanlar? Kim bu arkadaşlarını kumpas kurmaya çalışanlar? Kim bu kraldan çok kralcılar? Onun için diyecek ki parti içinden yönetim kurulu oturacaklar bu akşam. Ya eski bir genel sekreterimiz bir de buradan çağrı yapıyor. Ben yönetimdeki arkadaşlarıma buradan çağrı yapıyorum. Lütfen Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarını kurtarmak için bu gazeteciyi mahkemeye verin. Dava açın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin suç duyurusunda bulunun. Ve bu arkadaş kim olduğunu söylesin. O aktif milletvekili arkadaşımızın, bu partiyi karıştıran arkadaşımızın ortaya çıksın. Eğer böyle bir şey de yoksa bu gazeteci mahkum olsun gitsin. Onu kastediyorum yani. Bunu buradan çağrı olarak yapıyorum Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Evet, evet. Peki. Şimdi yakından sözümüzü dinletebildiğimiz için. Eyvallah. Senin sayende belki duyarlar yalnızında. Muhtemelen takip ediyorlardır şu anda.